Biz acil takım olarak bir challenge başlatıyoruz. Her maçtan önce rakip takımımıza LÖSEV'e yaptığımız bağışı, yani onlar adına LÖSEV'e yaptığımız bağışı sertifikasını onlara takdim ediyorum. Onlardan da aynı şekilde her maç öncesinde rakip takımlarına böyle bir sertifika vermelerini bekliyoruz. Adrenalin FC takımı olarak bu hediyeyi kabul ediyoruz. İnşallah biz de devamını getireceğiz. İnşallah. Güzel, inşallah güzel bir turnuva geçer. Geçen sene yapıldı. Çok olumlu geri dönüşler aldık buna. Gerek İl Sağlık Müdürümüz, gerek başhekimimiz bu konuda bize çok destek oldular. Biz de o yüzden hastanedeki personellerimizin birbiriyle kaynaşması için ikincisini düzenlemeye kararlaştırdık ve ikincisi bu işin düzenlendi. Şöyle bir karar aldık. Biz acil takımı olarak bir buna öncelik yapmak istedik bazı şeylere. Önce takım olarak kendi aramızda bir para toplayıp bu parayı LÖSEV'e bağış yaparak diğer takımların da bundan işte etkilenerek LÖSEV'e bağış yapması bizim ilk amacımızdı. Bunda da başarılı olduk. Biz ilk bağışımızı yaptık. Sertifikamızı bugün takım arkadaşlarımızla beraber rakip takıma teslim edeceğiz. Dileğimiz ki budur ki bundan sonraki maçlarda da rakip takımlar birbirlerine bu şekilde bağış yaparak bu bağışın sürdürülmesi ve önemli bir gelir elde edilmesi. Ve bu organizasyonun aslında Türkiye'nin her yerinde yapılıyor bu turnuvalar, kurumlar arasında yapılıyor. Bunun bu şekilde LÖSEV olur veya diğer sağlık kuruluşlarının olur veya diğer sosyal grupları olur. Bağış yapılarak böyle kendi aralarında güzel bir etkinlik olmasını amaçladık. Biz bugün bir challenge başlatacağız aslında diğer turnuvadaki diğer takımlara karşı. Bir challenge başlatacağız ve diğer takımlar da bunları yapmasını isteyeceğiz. Dediğim gibi amacımız bu işin büyüyerek devam etmesi. Şimdi bu turnuva 2,5 ay sürecek. Yaklaşık 45 tane maç oynanacak final karşılaşmasıyla beraber. Bizim amacımız 45 maçın 45'inde de iki takımın da birbirine bu şekilde bağış yaparak sertifikalarını teslim etmesi. Bu şekilde yaklaşık 90 tane bağış oluyor. Arkadaşlar işte gönüllerinden koptukları kadar bir bağış az çok demeden yaparak önemli bir meblağ sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu LÖSEV tedavisi biraz masraflı olan bir tedavi. Bunları da böyle dışarıdan böyle destek almadığı sürece aileler çocuklarını bununla alakalı tedavi etmekte zorlanıyorlar. Burada görüyorsunuz arkadaşlarımız top oynuyor. Belki bu çocuklar ileride en büyük hayalleri top oynamak ve futbol oynamak. Bunu bizim aslında amacımız oydu. Hani futbol oynamak isteyen çocuklara en azından destek olalım. Onların futbol oynamasını sağlayalım. Spor yapmasını sağlayalım amacıyla. Böyle bir fikir aklımıza geldi. Böyle bir şey yapmayı planladık. İlkini geçen sene düzenlediğimiz Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi futbol turnuvamızın bu sene ikincisini düzenleyeceğiz. Aslında baktığımızda Covid pandemisi ve daha önce sağlık çalışanlarının geçtiği zorlu süreçlerde sosyalleşmenin, personeller arası iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Sağlık bildiğimiz gibi ekip işi, bir ekip tarafından verilen bir hizmet. Dolayısıyla ekip içerisindeki iletişimi artırmak, çalışanların motivasyonunu artırmak, hatta iş barışını artırmak adına bu tarz turnuvaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz turnuvalar sayesinde sosyal yönümüzü daha da geliştirebiliyoruz. Personellerimizin arasındaki iletişim boyutunu artırabiliyoruz. Dolayısıyla turnuvamız inşallah güzel geçecektir diye düşünüyorum. Turnuvamız hakkında kısaca bilgi vermem gerekirse yaklaşık 200'den fazla personelimiz turnuvaya katılıyor. 13 tane takım başvurdu. Bu turnuvada yarı profesyonel, profesyonele yakın bir turnuva olmasını bekliyoruz. Yarı final ve final maçlarında özellikle video yardımcı hakem de devreye girecek ve daha profesyonel hale gelecek turnuvamız. Her maçta gözetmen ve maç sonlarında en centilmen oyuncu, turnuvanın kalecisi, gol kralı gibi birçok noktada da personellerimize ödüller dağıtacağız. Ayrıca yine acil takımının da
çok centilmence ve güzel bir davranışa imza attığını belirtmek istiyorum burada. Her maça rakip takım adına LÖSEV'e bağış yaparak çıkacaklar. Bu çok önemli bir olay olarak görmekteyiz bunu ve diğer takımlarımıza da örnek olmasını istiyoruz. Bu vesileyle birçok takım tarafından bağış toplanabilecek.